Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Evet, kartın yazılımını yükledik. Ardından akselerasyon kalibrasyonunu yaptık. Şimdi sırada kartın drone üzerine montajı var. Drone'un ön tarafını daha önce burası olarak belirlemiştik. Şimdi buna göre kartın montajını yapabiliriz. Kartı anti titreşim kitine 3M yapıştırıcı kullanarak yapıştıracağım. Bunlar son derece kalın 3M'ler. Şöyle göstereyim. Bunların da titreşim önlemeye faydası var. Bunlar dışında başka tutucu herhangi bir şey kullanmayacağız. Burada kartı yamuk yapıştırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ön tarafı da okla şu an gösterilen yön. Evet, böylelikle kartı gövdeye monte etmiş olduk. Şimdi daha önce ESC'lerden gelen kablolarımızın bağlantılarını yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi output yani çıkışların olduğu tarafa ESC'lerden gelen kabloları bağlayacağız. 1, 2, 3, 4'ü kullanacağız çünkü quadcopter topladık ve daha önce bu ESC'lerin kabloları üzerine yazdığımız sayılara göre montajı gerçekleştireceğiz. Şurada göstereyim mesela bunu 2 numaralı motora 2 olarak yazmıştık. Burada dikkat etmemiz gereken şey sinyal kablosu yani beyaz kablo yukarıda olacak şekilde takıyoruz. Kısa gelen kabloları da ESC uzatıcıları yardımıyla uzatabiliyoruz. Evet, motor bağlantıları gelen hatlarıyla bu kadardı. Şimdi bu işlemin ardından bu kabloların bir düzenlenmesi gerekiyor. Evet, motor bağlantılarını böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi de sırada kumanda alıcısıyla uçuş kartının arasındaki bağlantıları yapmaya geldi. Bunları videonun başında anlatmıştım. Şimdi anlattığım şekilde bağlantıları gerçekleştiriyoruz. İlk olarak birinci kanalı sinyal, toprak ve besleme kablosunu doğru bir şekilde bağlıyoruz. Diğer kanalları ise sadece sinyal kabloları taşıyacak şekilde yatay olarak bağlıyoruz. Evet, şimdi power modülün bağlantısından öncesinde alt ray sistemi ve pil taşıma ünitesinin montajına geçiyoruz. Alt ray sisteminin bir parçasına power modülü bağlayacağımız için önceliğimizi değiştirdik. Şimdi öncelikle alt ray sisteminin taşıyıcı raylarının montajıyla başlıyoruz. Daha önce hazırladığımız bunu taşıyacak olan sistemin plastiğini içinden geçirerek montajı tamamlıyoruz. Bunu yaparken de pil taşıma ünitesini taşıyacak olan parçayı da monte etmiş olacağız. Evet, alt ray sistemini montajını bitirdik. Şimdi de bu alt rayı üzerinde pili taşıyacak olan parçanın montajı ile devam ediyoruz. Evet, pili taşıyacak olan ünitenin montajı da böylelikle bitmiş oldu. Şimdi burada bu yani yapılması şart olmayan ama benim kullandığım bir metodu göstermek istiyorum. Bu pil drone en ağır parçalarından biri olduğu için herhangi bir darbe anında bunun güvenliği ve sağlamlığı tehlikeye düşebiliyor. Benim ilk kazamda bu parça olduğu gibi kopmuştu. Bunun tekrarını önlemek için ben bu aradaki boşluğu kullanarak bu alttaki ray sistemine plastik kelepçelerle destek yapıyorum. İkinci bir konu da uçuş anında drone'un hareketiyle beraber bu aksam bu şekilde hareket edebiliyor. Bu da uçuşta tehlike ağırlık merkezinin değişmesine sebep olabiliyor. Bunu önlemek için de pil taşıyıcısını şu şekilde alt ray sisteminin taşıyıcısına şöyle göstereyim. Şuradan alt ray sisteminin taşıyıcısına yine bir plastik kelepçe yardımıyla sabitleyeceğiz. Evet, böylelikle pili taşıyan aksamın hem kopma hem de hareket etmesini engellemiş olduk. Çok daha sağlam bir hale geldi. Şimdi aynı şeyi karşı tarafa da yapacağız. Evet, böylelikle alt ray sistemi ve pil taşıma ünitemizin montajını da bitirmiş olduk. Son derece stabil duruyor. Evet, alt ray sistemini taktıktan sonra şimdi power modülün montajı ile devam ediyoruz.
Öncelikle power modülü ESC'leri besleyecek soketle bağlıyoruz. Ardından da power modülün pilden besleneceği soketi alt ray sistemin üzerine monte ediyoruz. Burası gayet başarılı oldu, bu parça sağlam. Şimdi de power modülü uçuş kartıyla bağlantısına geçiyoruz. Evet, şimdi power modülü bağladık. Power modülün kablosu burada. Üstteki soketleri anlattığım kısımda göstermiştim. Bu power modül kablosu, bu power modül soketi beslemeyi buradan yapacağız. Şimdi de bunun bağlantısını yapıyoruz. Power modül taktıktan sonra buradaki jumper'ı çıkartacağız ki buradaki ESC'lerin back beslemeleri kartın devamına elektrik sağlamasın. Kartın devamı power modülden beslensin. Şimdi o jumper'ı çıkarıyoruz. Evet, böylelikle jumper'ı da çıkarttık. Artık power modülü kullanabilir hale geldik. Kartın beslemesi de bu kadar. Böylelikle bu videoda da hedeflediğim yere ulaşmış oldum. Bir sonraki videoda GPS'in kurulumu ve APM'in gerekli kalibrasyon ayarlarıyla devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.